Turizm sektörünü baltalamakla suçlanan günlük kiralık evler için düğmeye basıldı. Hazırlanan düzenleme yasalaşırsa ruhsat zorunlu olacak. Kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar ceza yazılacak. Günlük kiralık evleri bilirsiniz. Kullandınız mı veya evinizi hiç verdiniz mi? Bir kere verdik. Sevmedik. Yanlış işler yaptılar. Otelde kalmak istemiyor herkes her zaman. İnsanlar evlerini kiralayabiliyor. Onlar kazanırken turizm baltalandı, konut sıkıntısı patladı. Güvenlik zafiyeti ve vergi kaybı da artınca düğmeye basıldı. Harika. Çok daha güvenli olur yani. Türkiye'de sayıları 100 bini aşan günlük kiralık evler için yasa teklifi hazırlandı. Kayıt dışı bu işi çok fazla yapan insanlar var. Vergi ödemiyor. Evini günlük kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm konutu ruhsatı alacak ve bunu da kapısının önüne asmak zorunda olacak. 5 liraya ev sahibinden evi kiralıyor, 50-60 bin liraya aylık başkasına kiraya veriyor ve devlete hiçbir vergi vermiyor. Sektörel bazda yapan insanlar var. Bu da barınma sorunu beraberinde getiriyor. Güvenlik de göz önüne alındı. Buna göre bir kişi evini günlük kiralamak isterse tüm komşularından onay alması gerekiyor. Ancak bir komşunun onay vermemesi halinde o kişi evini günlük kiralayamayacak. Bence gayet mantıklı olmuş. Sonuçta güvenliğimizi sağlayabilmenin bir yolu bu. İnsanların yaşadığı bir binada her hafta başka bir insanın gelip kalması çok doğru değil. Kim geliyor, kim gidiyor? İnsanların bunu bilmesi gerekiyor. Hırsız mıdır, katil midir? Ayrıca evi kiralayacak kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süresi emniyete bildirilecek. Bunun için E-Devlet üzerinden bir arayüz oluşturulacak. Bu bilgilerin verilmemesinden de ev sahibi sorumlu tutulacak. Adamın gece eşyasını yükleyip giden insanlar oldu. Kimlik bilgileri olsa, ön araştırma yapmış olsa bunlar olmayacak. Kurallara uymayanlar yaklaşık 1 milyon lira para cezasına çarptırılabilecek. Evleri ise mühürlenecek. Cezaların yüksek olması caydırıcı olur yani. Sadece Türkiye'de de değil, dünyada da günlük kiralık evlerle ilgili harekete geçildi. Floransa'da kısa dönemli kiralamalar yasaklandı.